Onu bir civici ne kadar? 20 lira. Abi sigara patlatan ne? Her derde şifa. İadesi var. Şuna bak şuna. Çatıdıran bir şey. Hayır yok. Bağlantılar ben sana. Nereden kaldı bu ya? Herkese Adana'dan günaydınlar efendim. Ay bu ne sıcak, vallahi billahi. Kendimi ağaçların altına attım güneşten kurtulmak için. Şimdi ben kaldığım yerden merkezi bir yere gitmeye çalışıyorum. Sadece bir günüm var ve bu bir günde Adana'da neler yapabilirim hep beraber göreceğiz. Hepsini yetiştirmeye çalışacağım bakalım. Ama önce o dolmuşu bulup merkeze gitmem lazım. Şu an böyle bir yerdeyiz. Acaba neredeyiz? İnsan yol bilmeden, iz bilmeden yola çıkarsa olacağı bu. Merhaba, kolay gelsin. Merkez Camii'nin orada tarafa gideceğim de dolmuşlar falan kalkalım. Buradan gidiyorsun. Sen niye buranın yabancısı mısın? Yabancıyım abi. Sen bizim orada oturmuyor musun? Yo. Bak, yok diyor. Valla bir günlüğüne geldim abi. Merkezi görmeye çalışıyorum şu an. Ha ben de karşılaştık ama seninle merdivende. Aa doğru abi, aynen. Ben arkadaşıma misafir geldim. Öyle ya. Mi? Evet evet. Ben geçmez. Ya geçiyor ya. Ya nereden sen geçiyor? Benden iyi mi biliyorsun oralar Allah aşkına? Geliyor mu? Ha gel gel. Merhaba, Merkez Camii'nin oradan geçiyordum. Şimdi dolmuştan indim, Merkez Camii'ye geldim. Merkez Camii'nin oradan Taşkapı falan yakın. Buradan yürüyerek gideceğim bakalım. Hem camiye de uğramış olalım. Ne oldu? Ne satıyorsun abi? Bu meyan şerbeti. Meyan şerbeti. Bu böbrekleri çalıştırır, ha. Balgamı söker. Bu her derde şifa. Meyan kökü, böbrek ilacı, tansiyonu sabitler, balgamı söker. İdrar yollarına faydalı. Bir nebze. Şifa sudan, yani. Evet, sudan sonra en faydalı içecektir. Kim o zaman abi? Ayşe abla. Ne benim. Kadar bu? Ayşe abla değil mi? Aa. Şeyma. Şeyma. Bir de karıştırdım. Şifa olsun. Şimdi bunun bardağı normalde 3 lira. Ama bazen böyle hayır yapıyorlar. Bunun dolusunu gör, ananın babamın ölmüşünün kaynağı da var. Ha, dağıtıyorlar. Böyle tabii cami etrafında falan filan. İşte gelen cemaatçi. Böyle bir niyetiniz varsa isterseniz ilk sevgili size yapayım bugün. Ananızın babanızın aile. O kadar yok abi vallahi. Gezmeye çok... geldim, nakitim yok. Memleket nerede? Eskişehir. Yani. Ama İstanbul'dan geldim. Yok uyguna ucuza dağıtırım size. Maksetli katkınız olsun. Doğrudur abi. Valla ama yok. Canım sağ olsun. Yolda olunca çok para gidiyor ya. Evet. Dün mesela bir taksiye bindim. Bak abi Konya'dan buraya 50 liraya geldim. Dün taksiye bindim. Burada direkt 50 lira taksiye verdim. Doğrudur. Ben bunun tartışmasını bir gün Ankara'da yaptım. Şimdi buradan nereye gidilir abi? Taşköprü falan filan ne tarafa doğru gideyim gezmek için? Şimdi şu kapıdan çıkarsın, karşı kapıdan. Tamam. Sol tarafa gittin mi zaten, sol tarafa Leglatör Köprü var. O da köprü. Sağ tarafında Taşköprü'yü görürsün zaten. Yalnız Taşköprü buradan 1-2 kilometre uzakta. Yine yürüme mesafesi. Alttan su geçiyor. Ha. Şimdi buradan sola döndün mü Taşköprü tam karşıda oluyor. Biraz yürümen lazım. Tamam, sağ ol abi. Kolay gelsin. Allah. Yürümek sıkıntı değil de biraz sıcakta nasıl yapacağız? Neyse içimiz ferahladı en azından. Dün tanıştığım biri böyle gondollar var falan demiş ama bunlar değil ya bunlar. Biz, ay bu güneşte de nasıl yapılır ki? Ay ya. Şu saatte hayatta yapamam yani. Neyse camiden çıktım şimdi köprüye doğru gitmem lazım. Buradan acaba yürüye yürüye Mersin'e mi gitsem? Ne yapsam ya? Hazır yürümeye başlamışız. Allah Mersin'e de zamanı gelmiştir yani. Deniz sezonu açılmıştır orada. Köprüye gelmek için tam öyle güneş ışıklarını tercih etmem çok doğru oldu. Ki böylelikle daha fazla güneşe maruz kalayım, gözlerimi açayım. Rastgele. Teşekkür ederim. Ne balığı var burada? Sazan balığı. Geçen Porsuk Çayı'nda İsrail sazanına denk geldim. Bakalım burada denk geleceğim mi? Burada geziyorlar. Şu an bunlar bu ayda yumurtlama dönemi olduğu için yumurtalarını bıraktılar. Yemiyorlar normalde şu an. Buradaki sazan yeniyor mu peki? İsrail sazanı yenmiyormuş mesela. Ben yemedim daha.
Hobi amaçlı mısın? Ben yumurtasını peki? Almaya çalışıyorum. Ne oluyor peki yumurtası? Havyar oluyor. Şu an yumurtasını da döktüm hayvan. Pek yok yumurtası. Ay şu balık değil değil mi? Balık. Balık şurada da bir tane geziyor görüyor musun? Şurada bak. Karşıda bak. Ha gördüm kocaman. O ne balığı, o mu sazan? Sazan yok. Balığı o. Oo, oha kolum kadar. Şimdi arkasında bir tane daha var gördüm onu da. Yumurtlama dönemi olduğu için normalde bitmek üzere balıklar toplu halde geziyor şu anda. İyi, kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Abi sigara patlatan ne? Evet, şaka maçlı. Ne? Şaka maçlı, sigara patlatıyor. Sigarayı patlatıyor derken nasıl oluyor? Kürdanla deliyorum sigarayı. Bunu içine katıyorum. İçtiği zaman patlıyor. Allah Allah. Patladığında ne oluyor? Korkuyor, şaka işte. Arkadaşına şaka yapmıyorsun mesela, eğlenceli mesela. Korktuğu zaman eğlence oluyor. Yo, hiç görmedim sigara patlatan. Yani kokusu için mi yapılıyor peki? Yo, bu şey şaka maç, otlakçı işi. Ha, otlakçı işi. Ben de diyorum bir insan kendi kendine niye böyle bir şey yapsın? Çağla nasıl çağla? Adam bakıyor böyle isteye isteye. Burada veriyor. İçtiği zaman bir bakıyor. Adam bakıyor artık ondan sigara istemeye korkuyor. Yok bu ayrı bir şey. Bu otlakçı işi ya. Bu arkadaş işi. Ben bana yapılmasını istemem yani. Sadece koku mu çıkıyor yoksa yok, içer? Yok ses çıkıyor patlıyor. Ay korkunç ya. Senin hesabın var YouTube'da. Ne hesabın var? Şeyma yolda. Ama daha yeni yeni başladı. Daha yeni misin? Evet. Instagram'da bazı, daha çok paylaşıyorum. Bazı kızlar var geziyor hep öyle. Ha, ben de geziyorum. Yurt dışı geziyor mu? Gezdim. Şimdi daha Türkiye'ye geziyorum. Videoyu çektin mi yurt dışında? Yurt dışında çektim, Hindistan'da. Bana yapılmasını istemem yani. Sadece koku mu çıkıyor yoksa yok, içer? Yok, ses çıkıyor patlayın. Ay korkunç. Kolay gelsin abi. Bir tane bici bici alabilir miyim? Nereden geliyorsunuz? İstanbul. Lokması bunun içerisinde. Bici lokması. Ondan sonra kar haline getiriyoruz. Pudra şekeri döküyoruz. Tekrar. İki yer midir abi? Abi Malatya'dan geldik ya. Bize bir şey yapar mısın? Ya senin şerefin arkadaşlar. Para önemli değil ya. Ben de İstanbul'dan geldim o zaman. Ama biz de öğrenciyiz işte. Ben de öğrenciyim. Ne var? Nasıl gül suyunu döküyoruz. İsteğe göre yani. Eline sağlık abi. Evet, afiyet olsun. Bunun doğrusu böyle mi bu arada? Ben bunu böyle yiyorum ama. Bilmiyorum ki. Karıştırıyor muyum önce? Malatya'dan mı geldiniz siz de? Evet. Ben de buradan Malatya'ya gideceğim. Takip etme abla. Güneş de nasıl iyi geldi ya. O kadar rüzgar da yok. Bu güneşli nereden geldi? Bu da sizin şansınız var. Sabahtan beri rüzgar yoktu. Aynen. Bunu bağlayacağız olmaz. Olursa sana olacak çünkü. Biz gayet iyiyiz yani. Biz de burada tutarız. Hazır müdahale mangası. Hizmette sınır yok diyorsun abi. Hızlı hızlı yere. Sen sanki yeni gelin gibi. Girme. Abi dükkanı bize bıraktı. Gelen geçen soru işte bize fiyat falan veriyoruz ama yapmayı öğrenseydik. İyice işte dükkan sahibi oldu. Göstermiş aslında nasıl yapılacağını. Amca gelirse kadar iki iş bağlardık yani. Valla bici bici ne kadar? 20 lira canım. Öğrencim ya bir şeyler yapabilir misin? Allah gönlünden ne koparsa. 5 lira var? 5 lira var. Senin için bedava olsun. Herhalde abla. Fiyat falan sordular. Dedim bilseydik yapardık şurada. Dükkanı bize emanet etmiş abi madem. Gondola binersiniz. Evet, oraya gideceğiz. Tam o zaman gondola gidelim işte. Bozuyor. Şöyle vereyim ablam. Sen bu tarafa gidelim önce. Çünkü güneş biraz batmış ondan olur. Ondan sonra da oraya gidersin. Aynen. Tamam. Kolay abi. Gelsin abi. Sen de güneş. Nasıl yapacaksın onu? Ve karşınızda büyük saat. Geldik gördük. Ama mesela şey demişlerdi, büyük saatin yanında mesela hep bu çarşılar eski yerler diye. Bak hep işte çarşı, mis gibi.
Mis gibi kokuyor ha. Kilise varmış burada bir yerde. Ne kadar yüksek? Ha? Zarf alalım araba. Ne? Zarf alalım arabadan. Zarf mı? Oğlum yaşı kaç sene? Yollar kapalı. Bunun yaşı var mı ya? Kisi kadar gülenmiş, çirkinmiş ne fark eder? Yani şurada bir yerde. Çaba evet. Yakında bir yer öner abi o zaman. Bir yere tavsiye edeyim. Tamam. Yani bir de gidin Şahmuzey'in mukayese edin. Yani ben garanti veriyorum şikayetiniz olursa geri gelin. Abi şu an açız zaten. Yakınsa daha iyi olur bizim için. Yok buraya uzak. Hadi ya. Tabii. En az 15 dakika yürüyerek. Ama şurada 3 dakika sonra Erciyes kebap var. Gidin bir kebap yiyin de görün. Erciyes kebap. Tabii bir dışarının tam karşısı. O senin önerdiğin Erciyes mi zaten? Evet. Hah tamam. Mustafa. Tamam. Tamam. Oranın sahibi. Buradan geldiğimi düşünüyorum. Tamamdır abi sağ ol. Mustafa Erciyes. Abi, Mustafa abi. Eyyek ya. Merhaba, kolay gelsin. Valla sizi met ettiler. Biz başka bir yer arıyorduk. Dediler ki Mustafa var oraya git. Abla tadına bakacaksınız. Beğenmediniz bir şey olur mu? İadesi var. Geri gönderin. Şu an beğenmeme ihtimalimiz yok abi. Çok açız. Merhaba ablacığım. Bak işte ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Sonra yarım saat yürüyüş. Onu eritiyorsun. Ondan sonra tekrar buluşuyoruz. Adana'nın olayı buymuş işte. İçimiz yanmış ya. Adam. Açız kardeş. Yemek yemek. Açız. Bunu yaptık biliyor musun? İlk önce ekmek yapıdığı tadına. Aynen abi. Şöyle etin lezzetini anlayın. Adana dediniz mi böyle çatalı vurdun, uykun gibi dağılacak. Bak dağılıyor. Olayı bu yani. Ama çok iyi. Gönderim paranı da Allah. Kumandan da suyu öyle bu tarz falan çıkıyor, videoyu başlatıyor. Şuna bak şuna. Allah'ım. Dağılıyor. Vallahi dağılıyor. Vallahi dağılıyor. Öğrenci işi olsun. Aynen. Ben de sayılır mıyım? Ben de öğrenciyim abi. İkinci üniversite bu. Tamam öğrenci işi olsun. Canın sağ olsun. Hiç ben de sendin olsun. Sağ ol abi. Gel abi. Çek etmem. He? Cevabını çıkardık. Ateştim. Ateşte ya. O zor olur. Ama şöyle yaklaştırabilir miyiz ya herhalde? Ama sen şu olur mu? Yok yok ya şurada bir şey olmaz. İnşallah olmaz yani. Neresin orası? Eskişehir. Çapadıran mısın? Hayır yok. Ben de yok. Şeyde Bitlis'te gezdim orada da Çinli falan zannettiler. Hatta şey dediler Türkçeyi ne güzel öğrenmişsin ya. Ben nasıl yani? Tatarım zaten abi ben. Bağlantım var ben sana söyleyeyim. Şimdi bağlantım var. Evet, çok. Afiyet olsun, kolay gelsin. Dinler. Tamam, dinleyelim burada. Sizler şahı bahçesi galiba. Ay. Örtenler falan var burada bak. Ay Allah'ım. Kalın dedim yani. Kazım Üfe'deki kalabalığı görünce direkt düşüyordum. Muzlu süt 20 liraymış, vay anasını. Kadar yol gelmiş, geri dönün. Bir tane muzlu süt istiyorum. Hayır, bileydik böyle olduğunu birer tane alırdık. Çok oldu. Çocukluğuna gitmiyor musun? Gidiyorum. İki tane birden geliyor. Biri küçük, biri büyük. Öyle olduğunu bilseydik yani. Hepimiz birer tane almazdık yani. Nasıl ya? Abi hayattaki şansa bakar mısın yani? Adana olarak unutuyoruz sizinle. Çok iyi ya, şuna bakar mısın? Gondol turu falan yapılıyormuş ya, nereden binebiliriz ona? Allah bilir. Bilmiyorum ben. Kolay gelsin. Amca kolay gelsin, bir şey soracağım. Bu gondol turu yapılıyormuş ya, nereden binebiliriz ona? Ne yapılıyor? Gondol böyle kayık tur gibi. Bilmiyorum ben. Tır sahibi. Bu hiç çıkıyormuş gibi durmuyor. Şuba ileride bir tane kırmızı var mesela, onunla gidiyor olabilirler mi acaba? Mermisi ne kadar abi? O 3 tanesi 5 lira. Abi ödedin ne? Abi bir şey soracağım ya. Bu gondol turu falan yapılıyormuş ya burada. Karşıda ama. Karşıda? Ha oraya nasıl geçeceğiz? Böyle düz mü gideceğiz? Herhalde böyle gideceğiz. Ama ben küçük saat ne? Dedikleri şey bu ihtimalle. Oğlum dur sallama. Dedim. Nereden kalkıyor bu ya? Ne kadar aldık? Yarım saat 30 lira. Yarım saat 30 lira.
Abi bir de burada gondol geziyor ya büyük. Çünkü köprü geçince orada bindiriliyor. Marina işte. Direkt gondol marina diye Google'a yazsak çıkarmış aslında. Kişi başı ne kadar? Kişi başı 6 TL. Ha süper. Çok iyi. Tamam ben vereyim sizinkini şu anız. Ama bir gitme. Yok atlayamamışım. Heyecandan. Tabii benim çocuklarım sayılırsınız. Takın. Ya anne hadi gel. Şöyle gelelim. Abi nereye kadar gidiyor bu? Şeritini geçip dönüyor. Nereden dönüyor? Şeritini geçip dönüyor. Her şeritini geçip dönüyor. Şuraya kadar gidiyormuş yani. Havaya gezdirdim bir de onu. Ya saçmalama ya. Abla şey şu an şey gezdim. Hadi görüşürüz, çok memnun oldum. Sorun sen. 10 dakika sonra. Hadi bay bay. İyi olsun. Beğendiniz mi Adana'yı? Beğendim. Çok kalamadım, bir gün kaldım ama güzeldi. Cimci güzel mi? Güzel yani, sabahtı serinletti yani. Bayağı sıcak çıkıyor sırası. Işırdan yemedim, o içimde kaldı artık bir dahaki sefer. Bir dahaki sefer. Onu bizimkiler evde yapıyor. Biraz marifetli yani şey. Ya. Uğraşmalar. Onu temizlemesi var. Evet evet. Kanatı temizlemesi var. Ne kadar borcum abi? 4 lira toplam. Yetişirsin şimdi. Yaparsın. Günaydın Adana. Günaydın. Ben ayrılıyorum artık. Evet. Vallahi sabah o kadar zor uyandım ki. Gerçekten. Koştur koştur şimdi dolmuşa binip garın olduğu yere doğru gidiyorum. Vallahi her şeyi ucun ucuna yapıyorum ya. Her şeyi ucun ucuna yapıyorum. Simit alabilir miyim bir tane? Bir tane. Bir tane. Tereyağlı olmadan iki tane olsun. Tereyağlı olsun. Ya da normal olsun ya. Pardon. Hangisi daha meşhur? Adana'ya özgü. Tereyağlı. Tamam o zaman. Ne kadar? 4 lira. Şimdi Adana'ya veda vakti. Buradan Malatya'ya geçiyorum. Hiç ayrılmak istemiyorum her şeyde olduğu gibi ama. Umarım keyifle izlemişsinizdir videoyu. Adana'da geçirdiğim bir günü paylaşmaya çalıştım olabildiğince. O zaman Malatya'da görüşürüz. Bye bye. Malatya treni bu değil mi? Malatya treni. Abi 6. vagon ne tarafta? En sonda. En sonda. Teşekkürler, sağ olun. Express maceramızda burada sona erdi. Şu an benim Malatya'da kalacak yerim yok. O yüzden şu an bir an önce ilk başta onu ayarlamam lazım. Her şey böyle çok ters gitti. Malatya macerasında bunları konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Trenle Türkiye'yi gezmek videosunu TCDL'nin misafirhanesinde tamamlıyorum. Malatya'da kalacak yerimle ilgili problem çıkınca direkt TCD'nin misafirhanesine geldim. Böyle 2 kişilik bir oda 120 lira ödüyorum gecesine. Gayet temiz, mis gibi kokuyordu. Tuvaleti, banyosu da böyle. Yani gittiğiniz şeylerle bakabilirsiniz. Bu arada ben sivil olduğum için yani herhangi bir kamuda çalışanım veya kendim kamu çalışanı olmadığım için 120 lira. Kamu çalışanlarına daha uygundur. Muhtemelen ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama bence inanılmaz kurtarıcı oldu benim için. Çünkü gardan çıktım, hemen buraya geldim. Ve kalacak yer problemini de çözmüş oldum. Şöyle bir şey oldu ya. Ben bütçemi tasarruflu yapabilmek için Adana'da şırdan yememiş insanım. Ki gerçekten ciddi çok hani param gidiyordu ve tasarrufa geçmem gerekiyordu. Kebap yedim diye onu es geçmiştim. Ve sonra kalacak yerimle ilgili problem çıkınca buraya verdim. İyi ki de yememişim yani. Yoksa gerçekten ciddi sıkıntı olacakmış benim için. Şu an 10 lira bile kıymetli benim için yani. Şimdi bu arada size bir şey, son bir şey göstermek istiyorum.
Bakırköy'den çıktığım yola önce Eskişehir'e, sonra Konya'ya, sonra Adana'ya ve ardından Malatya'ya geldim. Gördüğünüz gibi ta buradan buraya 3-4 günde geldim. İstanbul'dan Malatya'ya kadar tamamen trenle yolculuk yaptım. Ve yaklaşık 1300 kilometre falan yapıyor galiba. Uzun bir yolculuktu benim için. Çok da uygundu. Şöyle bir şey var. Konya'dan Adana'ya da 50 liraya trenle geldim. Adana'dan Malatya'ya da trenle geldim. Hatta şöyle bir şey var. Adana-Malatya arası yaklaşık 388 kilometre gösteriyor. Yani ben 388 kilometreyi 50 TL'ye gelmiş oldum. Totalde de 1300 kilometre yaptım. Yani totalde 1366 kilometrelik yolu 284 lira gibi bir maliyetle geldim. Bence trenle yolculuk yapmak hem keyifli hem de çok uygun. Özellikle otobüste mesela belli saatte sabit kaldığınız için ayaklarınız falan şişebiliyor, yürütmüyorsunuz, çocuklar durmuyor falan. Trende en büyük kolaylık bence avantajı da o. Yürüyebiliyorsunuz, manzaraları izleyebiliyorsunuz. Canım tren. Tren olan aşkımı anlattığıma göre videoyu burada kapatıyorum. O zaman Malatya macerasında görüşmek üzere. Bay bay.